Sevgili Tarım Türk TV izleyenleri, bugün sizlere yine veteriner hekimimiz Burcu İrem Aydın'ın yanından sesleniyoruz. Kendisiyle geçen hafta sizlere yavru köpeklerin bakımı, beslenmesiyle ilgili bilgiler vermiştik. Bugün de kedilerle, yavru kedilerle ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için, ağırladığınız için teşekkür ediyoruz Burcu Hanım. Biz teşekkür ederiz, ben teşekkür ederim. Kedimizi aldık. Bir aksilik çıkmazsa, nereden baksanız, 15 yıl, 20 yıl yaşayabilir, hatta daha fazla da yaşayabilir evet, diye biliyorum. 23 yıla kadar yaşayan kediler kedilerimiz olacak. Evet. O yüzden yine çok ciddi bir sorumluluk. Geçen hafta köpeklerde bahsettiğimiz gibi kedilerde çok ciddi sorumluluklar alarak sahiplenmemiz gerekiyor. O yüzden bugün sizlere, hasta sahiplerimize bunlarla ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağız ki kedi alırken dikkat edelim, sonrasında sıkıntı yaşamayalım, ileride bir problemler yaşamayalım diye Burcu Hanım bize bugün yardımcı olacak. Burcu Hanım, şimdi öncelikle ilk söylemek istediğiniz konulardan başlayalım. Ondan sonra programımız gelişecek kendi kendine. Şimdi ilk kedimizi aldık. İlk eve geliş, evle tanışma. Pet shop veya sokaktan da bulabiliriz. Genelde hep biz şey deriz, hani kedi kendini sahiplendirir. İlla pet shop'tan almak gerekmiyor. Kapınıza gelen bir kediydi. Evinize, o kendini sevdirince evinize misafir edebiliyorsunuz. Ve sonra sizinle belki de 15-20 sene yaşayabiliyor. O eve geldi. Bizim için ne gerekiyor? Şimdi eve ya da kedi dışarıdan aldığımızı düşünelim. Pet shop'tan vesaire aldığımızı düşünelim. Bunu kedi alırken hafta sonu almaya dikkat edelim ki, çünkü onunla geçireceğimiz bir 24-48 saat bizim için çok önemli. Çünkü kediler alındığında, yavru kediler annesinden ve kardeşlerinden ayrılmış oluyor. Daha çok sevgiye ihtiyaçları var. Ağlayacaklardır. İlk iki gece bizim için zor olabilir onun alışması için. Bu yüzden hafta sonu tercih etmekte fayda var. Yani daha onunla fazla ilk geldiğimiz evet, özellikle daha fazla ilgi göstermemiz kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle vakit geçirebilmek bunun için. Bunun için de hani hafta sonu olması şart değil. Yani onun için harcamasın. Tabii ki hani hangi çalışan insanlar için. Hangi gün çalışmıyorsak, ne zaman vakit ayırabileceksek o günü tercih ediyoruz. Çünkü ilk 2-3 gün ona gösterdiğimiz ilginin biraz daha fazla olması gerekiyor. Peki taşınırken aldık, nasıl getireceğiz? Aldık şimdi bir taşıma kutusu elde etmekte fayda var. Çünkü onu sonradan veteriner hekime götüreceğimiz zaman rutin kontroller için bir taşıma kutusu gerekli. Peki eve aldık kedimizi şimdi. Bizim için gerekli malzemeler var elbette ki. Bunlar neler? En başta bir mama kabı. Köpeklerdeki gibi. Aynı şekilde köpeklerdeki gibi. Ve önemli şey, kediler tuvalet alışkanlığı çok daha kolaydır. Bunun için bir kum kabı ve kum bizim için yeterlidir. Bu kumların da çeşitleri var. Silikon kumlar, işte doğal kumlar, işte topaklaşan kumlar şeklinde. Hı hı. Bu insanların tercihine kalmış bir şey. Biraz da kedinin alışkanlığıyla alakalı olabilir. Öyle kum tercih edersek ilk malzemelerimizi elde etmiş oluruz. Şimdi ne var? Bir daha sayalım. Bilgilendirmek amaçlı. Mama kabı alacağız. Mama kabı, su kabı aynı su kabını şekilde alacağız. Tuvalet kabını ve kumunu alacağız. Kesinlikle taşıma kutusu. Taşıma kutusu olacak. Tasma gerekiyor mu? Tasma şöyle bir şey var. Şimdi kediler tasma takmayı çok sevmezler. Hı-hı. Tutmazlardı aslında ama ilk etapta onun nerede olduğunu bulabilmek için çın çınlı bir boyun tasmasında fayda var yani. Bir tırmalama tahtası genelde hani alınır ama yine almakta fayda var, ama şöyle de bir şey var. Kediler sizin istediğiniz şeyi yapmazlar. Kediler eve hükmederler. O yüzden illa orayı tırmalayacak diyemeyiz ama bir tahta almakta, oraya yani alıştırmaya çalışmakta koltuklara tırmalamaması için fayda var. Peki evet, bu bir ara hatırlamıyorum, bir kedi tütünü denen bir olay vardı. Bu tırmalama tahtasına dökülüp kedinin dikkatini ona çekmesini sağlayan bir bazı maddeler kullanılıyor. Onlarda gerçek bir payı var mı? Yani etkisi oluyor mu? Kimisi işe yaradığını söylüyor. Aynı şekilde bu şey için de var. İşte bir yere tuvalet, başka bir tuvaletini yapmasın diye olan koku spreyleri gibi o dediğiniz tütün maddesi. Kimisi işe yarıyor, kimisi yaramıyor. Yani o insanların tercihine kalmış bir şey. Ama dediğim gibi kedi evde hakimiyeti kendisi kurar. Sizin istediğiniz alana kurmaz. Anladım. Kumunu aldık, her şeyini aldık. Tuvalet alışkanlığı. Şimdi biz köpeklerle çok büyük sıkıntı çekiyoruz. İlk 3 ay özellikle işte gazete kağıdı açıyoruz. Biz ilk 3 ay hani karmaşları bitene kadar köpeklerde dışarı çıkaramıyorduk zaten. Hı-hı. O yüzden evde tuvalet yapma sıkıntısı oluyor, dert oluyor. Şimdi kedilerde, ben de kedi besliyorum tabii. Hı-hı. Şimdi hani soru sorarken ben bugün biraz daha bilinçli olarak soru soracağım size. Ben biliyorum, fakat hani seyircilerimiz için soralım ki hani bilgileri olsun. Çünkü çoğu insan hani evde hijyen yüzünden hayvan beslemek istemiyor, kedi köpek beslemek istemiyor, ama aslında kedilerin ne kadar hijyenik olduklarını, ne kadar temiz olduklarını, tuvalet alışkanlıklarının ne kadar güzel olduğunu bilmiyorlar. Özellikle o konuda ben sizden biraz detaylı bilgi isteyeceğim ki en azından hasta sahiplerimiz bir duysunlar. Çocukları kedi köpek istiyor. Bari en azından bilgiler olsun, daha rahat alabilsinler. Kedilerin tuvalet alışkanlığı dediğiniz gibi köpekler gibi zor değil. Kediler kuma yapma alışkanlığına sahiptirler. Evde kum kabını koyduğumuzda şöyle de bir şey var tabii ki. Yemekle kum kabını ayrı yerlere koymakta fayda var. Kum kabını koyduğumuz yeri ona birkaç kez gösterirsek, elini, patilerini kuma yeşillettirirsek o ondan sonra onu öğrenecektir. Oraya gidip yapacaktır. Çok nadir zamanlarda başka bir yere ya da halıya, taşa yaptığını görürsünüz.
bunu yaptığı zamanda da hani altında başka bir sebep aramak gerekir. Bize tepki mi koyuyor? Ya da bir idrar yolları gibi bir problemi mi var diye, bir hastalığım var diye böyle şeyler düşünmek lazım. Ya da ırk yatkınlığı vardır bazı kedilerde. Örneğin İran kedilerinde tuvalet alışkanlığı bozukluğu gibi bir yatkınlık da vardır. Hı-hı. İdrar yolları problemlerinin yatkınlığı olduğu gibi. Hani böyle şeyler olmadı yani, ekstrem durum olmadığı sürece kedi kumuna yapar. Ekstrem durum dediğimizde herhangi bir sıkıntımız olduğu takdirde direkt veteriner hekimimize başvurarak tedavisi mevcuttur tedavisi. Kesinlikle. Tamam. Bir de hemen bahsedelim. Bu kedilerin tabii tuvalet alışkanlığına girmişken olayın istenmeyen bir davranışı vardır. Benimkinde de var. İşte eline kadar saksı varsa, çiçek besliyorsak hemen dibine gider. Sonuçta kum. O da evet. Daha da aslında doğal bir kum. Tuvaletini yapmaya çalışır. Bunun için bir önlem, demin bahsediyorduk sizinle, bir aktaralım da. Hani belki biraz ilkel bir yöntem olacak ama en azından işinize yarayacaktır. Onu da sizden alalım isterseniz. Tabii öyle durumlar olduğu zaman o saksıların topraklarına kürdan yerleştirmekte, dikmekte fayda var. O zaman birkaç defa oraya gittiğinde onu uygun olarak alacaktır. Canı acıyacaktır çünkü. Bir daha yapmayacaktır. Bir daha yapmayacaktır. Evet. Anladım. Yani şimdi tuvalet alışkanlığımız asıl çünkü zamanında ben alırken de anneme çok büyük sıkıntılar yaşamıştım. Hani temiz olur mu, olmaz mı, hijyenik olur mu, tuvaletini yapar mı, eder mi? Düşünce çok fazla olduğu için biz de çok sıkıntı yaşadık. Bu olayı atlattığımıza göre herhalde almaya karar veren insanlar, arkadaşlarımız için biraz da artık bundan sonra daha faydalı bilgilere başlayabiliriz. Evimize getirdik. Köpeklerden şey konuşmuştuk. Belli başlı önlemleri almamız gerekiyor. Tabii evde çocuklarımız varsa özellikle çocuklara kediden korumak ve kedi çocuklardan korumak adına yapmamız gereken bazı şeyler var. Onları da biz sizden alalım. Evet, ilk zaman evde çocuk varsa biraz problem yaşanabilir. Çünkü küçükler bilmediği için onu kafasından kaldırıp tutacaklardır, kuyruğunu çekeceklerdir. Bunlara dikkat etmek lazım. Keza aynı şekilde çocuğumuzun sağlığı için de dikkat etmek zorundayız. Çünkü yavru kedilerin tırnakları normal kedilerden daha da sivridir. Aynı şekilde dişleri de daha sivridir, süt dişleri olduğu için. İlk etapta onlarla oynamaya çalışıp onlara zarar verebilir. Yüzüne, gözüne gelebilir patisi, tırmalayabilir. Böyle şeylere dikkat etmek gerekiyor. Bunun için de tabii ki tırnak kesmemiz faydalı olacak. Peki kesebiliyor muyuz? Kesebiliyoruz tabii ki. Bunun için de hani bizim yani kendimiz evde bunu yapmamız da olur. Çünkü kedi veteriner hekiminde durduğu gibi bizde durmayabilir. Yani kontrolü belli durduğu gibi durmayabilir. Bu yüzden düzenli rutin kontrollerle veteriner hekimimize götürerek tırnaklarını da kestirebiliriz. Peki evde ben yapmak istediğim zaman tutabilmek açısından, otorite kurabilmek açısından nasıl şöyle tutmam gerekiyor, söyleyeyim. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi genelde yanlış bir yanlış vardır. Biz kedileri ensesinden tutup kaldırdığımızda veteriner hekimler olarak insanlardan tepki alıyoruz bazen canı acıyacak diye. Aslında annesinin ona bebekken yaptığı davranıştır bu. Annesi onu ağzıyla ensesinden tutup dolaştırdığı için biz de onu oradan tuttuğumuzda otorite sağlamış oluruz ve siz kendiniz de korumuş olursunuz aynı şekilde. Hiçbir şekilde zarar veremez size. Bu şekilde onu zapt edebilirsiniz. Zapt edebilirsiniz. Yani ensesinden tutmakta fayda. Tabii enseyi doğru tutmamız gerekiyor. Tabii ki. Peki yapılmaması gerekenler, hani şimdi biz kediye her türlü annemle babamla bir kar yolculuğuma tutabiliyoruz. Hani ne yapmamamız gerekiyor? Bir önemli olan bu. Çünkü kuyruğundan tutup kaldırmamak gerekir. Doğal olarak mesela. Tabii. Kafasından olduğu gibi böyle kaldırıp sarkıtmamak gerekir. Bu tip davranışlar yapmamak gerekiyor. Ekstremitelerden, vücut, ekstra organlarından tutup kaldırmamamız gerekiyor. Anladım. Demin size enseden tutmanın ve tırnak kesmenin nasıl olacağından bahsetmiştik. Şimdi de şansımıza yavru bir kedimiz var burada. British Shorthair, yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Mırtlara geç bahsedeceğiz ama yeri gelmişken söyleyelim. British Shorthair 2,5 aylık bir yavru kedimiz. Klinikte bulunmasının sebebi nedir? Bu arkadaşımız bize şiddetli ishal şikayetiyle geldi. Uzun süreli bir ishal şikayetini. Bir tedavisini yapıp göndermiştik ama ondan sonra inatçı bir ishal olarak devam etti. O şikayetle geldi ama şu an iyi. İyi maşallah, görüyoruz zaten. Evet, gördünüz mü? Evet, genel durumu da iyi. Evine gidecek. Parazit enfeksiyonu mevcuttu arkadaşımızda. Ama hallettik. Şikayetini maşallah, belli çözdük. Maşallah belli oldu. Evet. Şimdi o zaman enseleri nasıl tutacağımızı ve tırnakları nasıl keseceğimizi gösterelim isterse sevgili izleyicilerimize. Enseden bu şekilde tuttuğumuz onu biliyorum zaman, ben zaten. Ben direkt alayım enseden isterseniz. Enseden aldığımız şekilde kuveriyor ve arka bacaklarını toplayacaktır. Can acıyor gibi gözükebilir. Burcu'nun siz daha evet. Biliyor ama can acımıyor. Dediğimiz gibi annesi de onu bu şekilde taşıdığı için can acımıyor. Burada ona hakimiyet kuruyoruz. O şekilde zapt edebiliyoruz. Tırnakları nasıl keseceğimizi gösterelim tırnakları o zaman. Tırnakları bu şekilde elini tutup bastırdığımızda patisini gördüğünüz gibi tırnakları ortaya çıkıyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey canlı dokuyla
ölü dokuyu ayırt edebilmek. Burada pembelik göreceksiniz diplerine. Bu canlı dokudur. Onu kesmemeye dikkat ediyoruz. Öndeki ölü dokuyu alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tamamdır. Bunu da görmüş oldu sevgili izleyicilerimiz. Azar azar kesersek hani canlı dokuyu incitmemiş oluruz. Bizim yine önerimiz veteriner hekimlerin kontrolünü, veteriner hekimlerin yapmasını daha çok öneriyoruz ama işte vakti olmayan, şöyle, imkanı olmayan, gelmek istemeyen hasta sahiplerimiz için en azından tırnakların nasıl kestiğini göstermiş olduk. Şu şekilde canlı doku ile ölü doku arasının farkı bakarak bir şekilde kesebiliyoruz. Ama en azından böyle bizi, koltuklarımızı, her türlü şeyimizi tırmalamasına, en basitinden de en önemlisi aslında çocuklarımıza istemeden de olsa zarar vermelerini engellemek. Tırnağımızı da kestik, eve zarar vermesini engelledik. Geldi ilk gece. İlk gece nerede geçireceğiz? Şimdi benim kedim de geldiği zaman en büyük hatamızdı. Kendi yatağımızda ilk gece geçirttirdik ağlıyor diye. Fakat işte bu alışkanlıklarını ondan sonra değiştiremedik. Bir de sıkıntı yapmaya başladı. İlk gece geldi, ne yapmamız gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor onu da öğrenelim sizden. İlk gece geldiğinde ona yatağını göstermemiz gerekiyor. Yalnızsa bu yatağını siz gösterseniz oraya yatmak istemeyecektir. Sizin yanınıza gelmek isteyecektir. Mümkün olduğunca sizin yanınıza gelip uyumasını engellemeniz gerekiyor. Kendi odanızda da bulunmaması aslında onun için iyi. Çünkü oraya alışacaktır, orada hakimiyet kurmak isteyecektir. Ona uygun gördüğünüz bir yerde yatağını gösterin. Ya da en azından geceleri yani odayı sınırlandırarak ona ait bölgeyi anlatmaya çalışabilirsiniz. Ama tabii ki ağlayacaktır. Bunlara tahammül göstermek gerekir. Onu sebep okşayarak teselli edebiliriz. Bu şekilde. Kendini yitirebiliriz. Bir önemli konu da demin geçen hafta köpeklerle ilgili de bahsetmiştik. Kediler de geldiği zaman evimizde başka bir hayvan olma ihtimali var. Kedi, köpek, herhangi bir kuş, balık hiç fark etmez. Bu hayvanlara tabii alışması mutlaka hani normal olmayacak da tanımadığı tabii bir canlı ki. Karşı taraf tanımıyor. Onlarla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Eve geldiğinde eğer evde bir köpek besliyorsak sosyal bir köpek kediye anlayış gösterecektir. Ona hatta arkadaş da olacaktır. Tabii bazı hırçın köpekler aksilik çıkartabilir ama bir hafta içerisinde birbirlerine alışacaklardır. Evde eğer başka bir kedi varsa alışması biraz daha zor olabilir. Çünkü nasıl hemcinsler birbirine daha çok sorun yaşıyorlarsa aynı kediler de birbirlerine daha çok sorun yaşarlar. Ama bir zaman sonra birkaç hafta sonra birbirlerine alışacaklar diye yavaş yavaş. Birinin aksine tabii ki. Köpekli kedi biraz daha yalnızca kediyle kediye aynen oranla. Aynen öyle. Anladım. Tabii eğer kediler birbirine alışmıyorsa evde birkaç kedi varsa da farklı odalarda bulundurmanı yani baktığınız ki birkaç hafta sonra hala anlaşamıyorlar. Yavru kedi de zarar görüyor. Ayrı odalarda bulundurmakta fayda var. Peki büyüdükten sonra mutlaka bir şekilde bir araya gelecekler mi? Gelemeyebilirler. Bunu zaman gösterecek. Hiç gelemeyebilirler. Bu şekilde hasta sahiplerimiz de var. Hiç yan yana gelemiyorlar. 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 Yani birbirlerine olamıyorlar. Çünkü diğer kedi evde başka bir kedi olmasını hazmedemiyor diyeyim öyle söyleyeyim. Başka bir kedi istemiyor. Anladım. Hakimiyeti kendisinin kurduğunu yani düşünüyor. Ayrı tutarak bir nevi aslında güvenliğini de sağlamış oluyoruz. Evet. Derken geçen hafta köpeklerde konuştuğumuz gibi güvenlik konusu da var. Yaramaz çünkü gördüğümüz kadarıyla bayağı yaramaz bir yavrumuz. Daha yaramazlar da vardır muhtemelen. Ne yapmamız gerekiyor? Ne gibi önlemler almamız aynı gerekecek? Aynı köpeklerde söylediğimiz gibi evde tabii ki de kimyasal ilaçlar bulundurmamalıyız. Yerde çamaşır suyu vesaire bulundurmamalıyız. Aynı şekilde elektrik kablolarına dikkat etmek gerekiyor. Yine küçük düğmedir. Bunun gibi ufak tefek şeyleri hani yerde bulunmamasına dikkat etmek gerekiyor. Ve ayrıca kedilerde siz dediniz ya saksıların dibine gidip tuvalet yapma alışkanlığı olacağı gibi saksının dibindeki toprağı yeme alışkanlığı da oluşabilir. Bu yüzden ona dikkat etmek gerekir. Toprak yiyen veya saksı dibindeki yaprakları yiyen kedilerde sindirim bozukluklarıyla karşılaşabiliyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor bir de. Ve aynı zamanda zehirli bitkiler de olabilir onlar için. Bunlar dikkat edersek çok bir sorun yaşamayız diye düşünüyorum. Yaşamayız. Geldik en can alıcı noktalarından biri belki de hani büyümenin enerjinin gerektirdiği, gerektireceği şeyler beslenme konusuna. Yine köpeklerde olduğu gibi hani yine diyorum çünkü hani çok benzerlik var arasında muhtemelen değil bilerek de kurumamanın önerileceğini söyleyelim. Beslenmeyle ilgili sizden hani bilgi almamız gerekiyor. Kaç aydan önce papi mamayla kitin mamayla özür diliyorum. Kitin mamayla besleyeceğiz. Kaç aydan sonra edat mamaya yani yetişkin mamaya geçeceğiz. Belli başlı hastalıklarında hangi mamaları vermemiz gerekecek. Bunlarla ilgili bilgi alalım biz sizden. Tabii ki de biz yine dediğiniz gibi profesyonel mamaları öneriyoruz, kurum mamaları. Yavru kedimiz eğer, yani biz 2,5 aylıktan küçük kedilere çok almayı önermiyoruz tabii ki immün sistemleri gelişsin diye. Ama eğer 2,5 aylıktan küçükse de
Bunun için baby cat dediğimiz çok daha ufak taneli kurum mamalar var. Bunları verebiliriz. Daha, ya da yeterli gelmediğini düşünürsek ya da yemediğini düşünürsek yine onlar için kitty milk denilen kedi sütleri mevcut. Onları kullanabiliriz. 2,5-3 aydan sonra kitten mamalara, birazcık daha büyük taneli mamalara geçebiliriz. Bunu 7 aylık, 8 aylık hatta yaşına kadar yiyebilirler kitten mamaları. Yavru mamaları. Yavru mamalarını. Hı-hı. Bunların besleyici değerleri tabii ki de diğerlerinden yüksektir. Yani normal mamalarda en azından onun kas gelişimi ve kemik gelişimi için gerekli mineral maddeleri içeren mamalardır. Yaşından sonra da adult mamaları tercih edebiliriz. Yani bazı kedilerimiz var ki bunlar yemek seçiyorlar, kuru mama yemiyorlar. Böyle durumlarda onları konserve mamayla karıştırarak onlara yemesini sağlayabiliriz, verebiliriz. Yani yavaş yavaş alışıyorlar bu duruma. Yani yavaş yavaş, evet, aynen öyle. Hani ilk zaman kuru mama yemek istemiyor çünkü konserve her zaman daha lezzetli gelir onlara. O yüzden öyle alıştırabiliriz. Peki hep konserveyle besleyemiyor muyuz? Sindirim sistemleri için çok yararlı değil. Aynı zamanda özellikle erkek kedilerde, dişilerde de oluyor. Ama erkekler daha fazla idrar yolu problemlerine sebep olabilir. Beslenmeye değinmişken tabii şunu da söylemekte fayda var. Kedilerin öğünleri hani köpeklerde olduğu gibi 1, 2 öğün, 3 öğün gibi değil. Önünde sürekli bulundurur, sürekli mamasını bulundurması da oluşur. Yani bizim adlibitum dediğimiz besleme şeklidir. Bu mama sürekli önünde durur. Kedi günde 16 kere belki de, belki 20 kere sürekli gidip gidip az az yiyip suyunu içer. Bu şekilde tuvalet alışkanlığını da kendi kendine sağlar. Temizlikle ilgili ne önereceksiniz bize? Yani ne yapmamız gerekiyor? İyi bir hijyen sağlamak için ne etmemiz gerekiyor? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Kediler, köpekler gibi böyle kolay yıkanan hayvanlar değillerdir. Suyu çok sevmezler, van kedileri hariç. O yüzden çok yıkamaya gerek yok. Zaten kendi kendilerini yalayarak kendilerini temizlerler. Bunun dışında en önemli hijyen kuralı bizim için özellikle uzun tüylü kedilerde saramak. Tüylerin sık sık taranması gerekebilir. Mesela ırk ismi de söylersek İran gibi, Çinçile gibi uzun tüylü kedilerin her gün taranmasında fayda var. Bu şekilde hem tüy dökümleri azalır hem de tüylerinin topaklaşması önlenir. Ama bu arkadaşımız yani British Shorthair gibi ya da Scottish Fold gibi kısa tüylü kedilerin de gün aşırı ya da haftada birkaç defa taranmasında fayda var. Bunlar tüy dökümünü azaltacaktır ve tüy parlaklığını da sağlayacaktır. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Onun kendi kuru mamasını yemesi tüy bakımı için de önemli. Çünkü tüylerin parlaklığı için doymamış yağ asitlerine ihtiyaçları var kedilerin. Bunlar da zaten kendi mamalarında mevcut. Hani ev yemeği yiyen kedilerin tüylerinin de daha sağlıksız olduğunu da bir zaman sonra görebiliyoruz. Fark ediyoruz. Evet, fark ediyor. Peki bu tüylü ve tüysüz ırklar için. Şimdi British Shorthair bildiğim kadarıyla tüysüz, kısa tüylü. Kısa tüylü diye geçen, kedilerden evet. Bir tanesi. Uzun tüylü özellikle çok sıkıntı yaratabilecek, tüy dökülebilen, özellikle mevsime bağlı çok tüy dökülen kediler. Ben de İran kedisi olarak ben biliyorum. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Kesinlikle. Gel bakalım buraya. İşte tüy çok dökülebilen kısa tüy, uzun tüylü ve kısa tüylü kediler hakkında birkaç örnek verebilirsek en azından hasta sahiplerimiz, izleyicilerimiz kedi tercih ederken hani hangi kediyi tercih edeceklerini iyi bilsinler. Ona göre bir eğer tercih yapsınlar. Tüy problemi istemiyorsanız evinizde tabii ki de hani Çinçile gibi, sizin dediğiniz gibi İran gibi uzun tüylü kedileri çok tavsiye etmiyoruz. Himalaya kedileri gibi. Bunlar çok uzun tüylü ve çok tüy döken kedilerdir. Daha az tüy problemi için hani ırk kedi istiyorsanız tabii ki. Tabii ki de sokak kedilerinden her zaman yanayız ama işte British Shorthair gibi, Scottish Fold gibi daha kısa tüylü kediler önerebiliriz. Tabii ki bunlar Sphinx tüy gibi hiç tüy olmayan kediler. Onu çok önermiyoruz biz aslında. Yani şöyle çok azından Türkiye'de bulunan bir ırk değil kendisi ama deri problemleri yaşanabilen de bir ırk aslında. Tüy olmadığı için çok deri problemi var. Yani zaten yok Türkiye'de. Bir kedi insan dediğiniz zaman bu şekilde tüyünü de sevmek istiyor. O yüzden bu ırklar güzel ırklar. Tabii hiç tüy dökmüyor değiller, onu da söyleyeyim. Onların da bir Çinçile ve İran kadar olmasa tüyleri dökülüyor. Dökülecektir. O zaman tüy kesiminden de bahsedelim. Çünkü bizim de en büyük rahatlığımız tüy kestirdiğimiz zaman oluyor. Evet.
tüy kesimini ne kadar sürede bir yapmamız gerekiyor? Bu kişinin isteğine de bağlı bir şey ama zaten kedilerin tıraşı makine tıraşı olduğu için, yani makas tıraşı olmadığı için sıfır tıraştı. Bu yüzden çok uzun süre bu tıraş gider uzayana kadar. Yani 6 ayda bir de olabilir, yılda bir defa da olabilir. Bu kişiye bağlı bir şey. Genelde Mart aylarında, yani bahara doğru yapmakta fayda var. Hem yazın rahat eder diye, hem sizin ev hijyeniniz açısından, üşümemesi açısından da tabii ki de yazın olması daha iyi. Bir de bu şeyler vardı, onu da önerelim izleyicilerimize. Bu roll-up'lar vardı, yuvarlak. Hani tüyleri toplamak için kullanılabilir. Kesinlikle. Kliniklerde bir mevcut olarak bulabilirler. Onlara bir sıkıntı çıkmaz. Bir başka konumuza değineceğiz. Artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz konularımızın. İletişim konusu da en önemlisi. Kedimizle nasıl anlaşacağız? Bize ne anlatmak istiyor? Ne yapmak istiyor? Onlarla ilgili bilgi alalım sizden. Kedilerin de kendilerine göre hareketleri vardır. Örneğin yavru bir kedi size gelip battaniyeye gelip özellikle yapar ya da sizin dizinize gelip mır 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 olarak dizleriyle hareket yaparsa bu onun memnuniyetini gösterir. Aynı zamanda gırlama sesi çıkartırlar. Bu mutlu kediden ve sağlıklı kediden çıkan bir sestir. Gırlama sesi. Daha başka bir şey söyleyecek olursak onların bize teslimiyet hareketleri de vardır. Şu şekilde böyle karnının üzerine yatıp bize kendini sevdirdiğinde işte aynen böyle teslim olma güdüsüdür bu. Aynı zamanda tabii ki de teslim olmaktan başka bize kızdığı hareketler de olabilir. Özellikle şu anda mesela bu kedi normal, hiç nötr bir haldedir. Kulakları aşağı düştüğünde bakışları değişir, keskinleşir. Bu sinirlilik halidir. Kulakları daha dik, sivri olduğunda yine aynı şekilde bakışlar dikleştiğinde burada da korku ifadesi, evet tetiktedir, korku ifadesi vardır. Korkan kedi de saldırgan hale gelir. En ufak hareketinizde sıkıntı edilir. Bir de en çok yapılan hata mı diyeyim artık, yeni kedi sahibi olmuş insana en çok düştüğü hata, çünkü bizde de olmuştu, kedinin o bir mırlama, ciğerlerden gelen bir sesi vardır. Onu da söyleyelim çünkü hani birçoğu izleyicimiz mutlaka biliyorsunuzdur ama birçoğu da bilmiyor. Çok panik de yapılabiliyor, hastalık var gibisinden korkup kliniklere akın edilebiliyor. O sesi de... O normal bir ses değil. Az önce de söylediğim gibi gırlama, mır mır yapma sesi sağlıklı kediden sestir ve mutluluk ifadesidir. O bizim için iyi bir şey. İyi bir şey. Bahsetmişken aslında şunu da söylemekte fayda var. Şimdi insanların inandığı, yani yanlış inandığı bir şey var. Kist olayı. Bize tüyünden bir şey bulaşır mı? Bir hastalık kapar mıyım? Çocuğum rahatsızlanır mı? Gibi inanışlar var. Şimdi tabii ki de böyle zamanında esne olan şeyler var. İnsanların akciğerlerine, karaciğerlerine oluşan ekinokok kistleri vesaire kistler var. Ama siz eğer küçük arkadaşımızın aşılarını güvendiğiniz bir veteriner hekime düzenli olarak yaptırıyorsanız, özellikle kist aşısını yaptırıyorsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Size hiçbir şey bulaşmaz. Ama şöyle de bir şey var. Yavru kedilerde aslında insana en çok bulaşan şey mantardır. Bunu da söylemek istiyorum. Yavru kediler immün sistemleri düşük oldukları için bağışıklık sistemleri düştüğü anda mantar enfeksiyonu patlak verir. Böylece çok çok sık mantar enfeksiyonuna yakalanabilirler. Tabii ki bunun da aşıları ve tedavisi mevcut. Böyle bir enfeksiyonla karşılaştığımızda ancak canlı ile temasta biraz daha az temasta bulunmamızda fayda var bize geçmemesi için. İnsana bulaşan tek şey mantardır, bunu söyleyeyim. Bu kadar. Başka bize bulaşan bir şeyleri yok bu canlıların. Evet. Anladım. Peki mantar oluşumunu tetikleyen şeyler nedir? Hani bildiğim kadar bir yıkanıp ıslak kalmasında bir sıkıntı. Şimdi tabii ki kulak, şimdi mantar dediğimiz şey çok çeşitli çeşitleri olan bir tür. Mantarın kulak enfeksiyonları içinde olan, kulakta olan mantar çeşidi dediğiniz gibi nemden oluşan şekli vardır. Ama yavru kedilerde hep olan, yani çoğunlukla karşılaştığımız immün sistemin düşmesiyle kaynaklı olan, bir anda patlak veren kafa, özellikle kulak bölgesinde, yüz bölgesinde para şeklinde oluşumlarla kendini gösteren, kepekli bir görünüm olur, pütür pütür olur. Öyle bir görünümle kendini belli eder. Uzun sürede geçen inatçı bir enfeksiyondur mantar. Bunu da söylemek istiyorum. Yani çünkü hasta sahipleri o zaman endişeye kapılıyorlar. Niye geçmedi, niye hala tüyleri çıkmadı lezyon yerlerinde diye. Sabır etmek gerekiyor böyle bir durumda ve eğer arkadaşımız mantar olmuşsa da onunla çok fazla temasta bulunmamakta fayda var. Elimizin burasına mantar bulaşmaz ama çünkü burada bakteri vardır sürekli elin içinde. Bakteri olan yerde mantar çok olmaz. Ama buralara,
aldığımızda ya da bu işte göğsümüzü aldığımızda, boynumuzu aldığımızda buralarda bize de mantar bulaşma riski var. Böyle durumlarda tedavisi mümkün. Tabii. Tedavi olmadan çıplak elle çok fazla, temas olması gerekiyor. Biliyorsunuz. Evet. Belki denemek konulardan biri kaldı geriye konuşacağımız. Yavaş yavaş büyüdükten sonra artık kısırlaştırma evresi gelecek. Birçok izleyicimiz belki şurada bize tepki koyacaklar belki ama doğasını hani, bozmayalım. Evet ama hani bu bir gerçek şu anda. Sonuçta bütün hasta sahipleri artık yavaş yavaş kısırlaştırmaya başlıyor. Hatta ben de kesimi kısırlaştırmak zorunda kaldık. Çünkü artık bizim yine bir ovaryum kisti çıkmıştı. Çok ciddi anlamda sağlık problemleri yaratıyordu. Mecburen kısırlaştırmak zorunda kaldık. Kısırlaştırma ile ilgili de bilgi verelim izleyicilerimize. Ondan sonra programımızı kapatalım yavaş şimdi yavaş. Şimdi şirketlerde 6-7 aydan sonra kızgınlık belirtileri görmeye başlayabilir. Kimisine göre 8 ay, 9 ay olabilir ama genelde 6 aydan sonra oluyor. Bu kızgınlık belirtilerinde yavaş yavaş hayvanın kuyruk kaldırma hareketleri oluşabilir ve sizi rahatsız edecek derecede bağırmalar şekillenebilir. Bir hafta sürekli bağıracaktır ve sizi uykusuz da bırakacaktır böyle bir şeyde. Hormon seviyesi yükseldiği için. Böyle durumlarda sanki bir hafta sürer, ondan sonra bir azalmış gibi olur, tekrar devam eder. Yani süre gelen bir şey. Bunu kısırlaştırmadığınızda ya da çiftleştirmediğinizde devam edecek ve rahatsız edici bir olaydır. Bu yüzden biz dişi kedilerle özellikle, eğer bir yavru almak istemiyorsanız, tabii ki bu tercihtir ama hani biz onun sağlığı için, daha uzun ömürlü olması için kısırlaştırmayı tavsiye ediyoruz. Daha kızgınlığa gelmeden, yani 6 aydan sonra, 7-8 aylıkken daha kızgınlık oluşmadan kısırlaştırmayı tavsiye ediyoruz. Kısırlaşanken, kızgınlıktaki kedide kısırlaştırma olayı çok zordur. Hem ameliyat açısından hem de hayvan için riskler taşıyabilir tam kızgınlık anında. Çünkü çok yapmamaya çalışıyoruz, biz tavsiye etmiyoruz. Kızgınlığın azalmasını bekliyoruz. Çünkü bu durumda kızgınlıktaki kediyi kısırlaştırdığınız zaman östrojen seviyesi, hormon seviyesi bir anda pik seviyedeyken sıfıra düşmüş oluyor. Böyle bir durumdan sonra hayvan geçici de olsa menopoz yaşıyor aslında kendisi. Hı, anladım. Böyle bir durumda yemek yememeye başlıyor, halsizleşiyor. Belki de o bağırmaları, hala şikayetleri devam ediyor. Bu yüzden dediğim gibi yani kızgınlığa gelmeden kısırlaştırmakta fayda var. Bu dişi kediler için. Bir de tabii bu işin erkek kedi boyutu var. Erkek kedilerde de koku bırakma olayı hasta sahipler için sorunu yaratabilir. Yine 6-7 aydan sonra kedimiz gider perdelerin kenarına bacağını kaldırır, koku bırakır. Evde ağır ve geçmeyen bir koku oluşur. Yine bunu yaşamadan önce onu da kastır etmekte fayda var. Fayda var. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün size yavru kediler hakkında bilgilendirmeye çalıştık. İnşallah bir faydamız dokunmuştur. Çünkü dediğimiz gibi 15-20 yıllık süre bizimle beraber yaşayacaklar. Çok ciddi bir süre sorumluluğunu alabileceksek sahiplenmemiz gerekiyor. Çünkü hani kedi dışarıda yaşayabilir deyip bırakmak çok mantıklı bir şey değil. En azından biz veteriner hekimlerimize sorarak, biz de bir hasta sahibi ve hayvansever biri olarak bunu önerelim. Tabii ki. Bugün de çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz adına teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün programın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.